Merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kısa bir duyuru geçeceğim. 13 Nisan Cumartesi günü saat 3'te PUBG Mobile turnuvası olacak. Mahallelerin Delisi kanalında arkadaşlar. 14'ünde de ödüllü turnuvası olacak arkadaşlar. O da saat 3'te. Bütün şifreler IGF Discord'undan verilecek. Açıklama kısmında IGF Discord'da var arkadaşlar. Ekstradan bilgi almak istiyorsanız IGF Discord'unu da ziyaret edebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu BP harcayarak arkadaşlar silah deseni nasıl alırsınız onu göstereceğim. Tabii bu başka serverda olacak ama aynı serverda da maça girebileceksiniz. Şu an ekranda gördüğünüz gibi şuradaki kendi hesabım. Buradaki de Japon serverındaki hesabım. Yine TVRooster, yine TVRooster JK arkadaşlar buradaki hesabım. Şimdi hesapların BP ile alınan kasalardaki ürünlere bakacağız. Globaldekine. Ondan sonra en önemlisi Japon serverındakini göstereceğim. Yeni şeyler geldi. Japon serverında hesap açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle bir hemen kasalar kısmına girelim. Arkadaşlar burada askeri sandık var. Yani şu an hepimizin kullandığı para yatırmadan sadece kasa açtığımız veyahut da şuradan klasik kupon parçası çıkardığımız yer burası. Doğru mu? Peki burada neler var? Çok fazla da bir şey yok işin açıkçası. Hani şu elbiselerin çoğu zaten herkeste var. Yani bunları 3 ay önce, 5 ay önce, belki 7-8 ay önce çıkardınız hepiniz arkadaşlar. Burada sadece bir tane etek var. Bir gözlük var. Bir de işte şort var. Diğerleri de çok da bir şey değil arkadaşlar. Peki Japon serverındaki fark ne? Onu göstereceğim. Şimdi hemen Japon serverındaki hesabıma geçelim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi Japon serverındaki hesabımda da yine şuradayım, köşedeyim. Görüyorsunuz. Japon serverındaki askeri sandığa geçiyoruz. Bu arada diğer kasa kısmı güncellemeye girmiş Japon serverında arkadaşlar. Diğer kasalar şu an gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi askeri sandık kısmındayız. 700 BP yazıyor. Ve şu elbise var. Mesela bu elbise bizde yok. Yani askeri sandık kısmında BP ile alabileceğiniz kısımda yok. En güzeli de şu arkadaşlar. Yeni silahlar gelmiş BP ile alınabilir şekilde. Görüyorsunuz. Yani kasa açacaksınız. Zaten BP kasmak çok çok zor değil. Sürekli maç atıyorsunuz. Sürekli BP kasıyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada bir 50.000 BP kastınız. Büyük ihtimalle bu silahlardan bir tanesini veya da ikisini bile çıkartabilirsiniz. M4 deseni bence çok hoş. Ekstradan Scar deseni var arkadaşlar. Ona da bakalım. Bu da güzel diye düşünüyorum. Sonuçta BP ile alınacak. Bir de tava deseni var arkadaşlar. Şöyle gösterebiliriz. Bunlar BP ile alınan kısım. Normalde BP'li bir kısımda globalde az önce gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok. Ve çok güzel elbiseler var. BP ile alınacak kısımda arkadaşlar. Bizim globaldekinlere göre bunlar bence daha güzel. Bu kısım böyle. Bu şekilde arkadaşlar silah deseni yeni gelen bu şu silah desenlerini alabilirsiniz. M4 ve Scar desenlerini sadece BP ile Japon serverında alabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi şeye geçelim. Gümüş kısmına geçelim. Hemen globale geçiyoruz arkadaşlar. Hemen globaldeki hesabımı görüyorsunuz şu an. Globaldeki hesabımda shop'a girelim arkadaşlar. Shop'ta ödülleri ala geliyoruz. Gümüşlerde biliyorsunuz daha önce de çok fazla bir şey yoktu. Son zamanlarda elbise eklenmeye başladı ve güzel elbiseler gelmeye başladı. Şapkalar olsun, işte ne bileyim bereler olsun, kasklar olsun. Bayağı bir gümüş kısmını genişlettiler. Para ödemeden alabileceğimiz elbise kısmı bayağı bir arttı arkadaşlar. Şunu kafadan çıkar. Şöyle bakarsak aşağı doğru iniyoruz. Güzel elbiseler bayağı bir çok. Silah deseni yalnız sürekli artmıyor. Kaç güncellemedir? Pompalıyla Scar altın deseni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Peki bunu geçelim buradan tekrardan Japon serverına arkadaşlar. Şimdi Japon serverında hemen şöyle bir custom tarafına bir geçelim. Pardon, custom diyorum. A'dır. Dedim şurası olması lazım gümüş kısmı. Aynen. Gümüş kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Şu an Japon serverındaki. Burada şöyle bir tava var. Gayet güzel ama fiyatları yüksek. Ciddi manada yüksek. Yani şu çantaya 30.000 gümüş zaten biriktiremezsiniz. 30.000 gümüş
Globalde biriktirseniz bütün elbiseleri 4 tane falan elbise alırsınız zaten. 4 ya da 5. O güzel elbiselerden. Daha düşük fiyatlardan daha fazla alırsınız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir elbise gelmiş. Şu benim hoşuma gitti. Çantayla beraber şeyi güzel, kombini güzel. Peki abi gümüş kısmında ne fark var diyorsanız, arkadaşlar gümüş kısmında çok fazla silah skini var. Yani mesela globalde bunlar var. Ama bunda uçak skini bile var arkadaşlar. Şöyle tık diyorum uçağa. Ya normalde bunları çıkartamıyorsunuz. Bunlar Royal Pass'ta, yani Royal Pass'ta bile yok şunlar da. Yani uçak skinleri falan Royal Pass'ta geliyor. Şu anki sezon 6'da var mı diye kontrol etmedim ama. Yani böyle uçak desenleri var. Bunları çıkartabiliyorsunuz. Fiyatları da uygun. 480'e full alıyorsunuz. Yani öyle sınırlı da değil. Şu şekilde arkadaşlar Grazo deseni var. Şöyle Grazo desene tıklarsak 720 gümüşe Grazo deseni alıyorsunuz. Ben bunu mesela Royal Pass'tan çıkarttım. Bunu Royal Pass kullanmadan alabilirsiniz bu deseni. Ekstradan UMP deseni var. Bunun yanında arkadaşlar paraşütü var, aracı var, kaskı var, üst seviye kaskı var. Yani üst seviye kask desenler de az değil yani çantayla beraber. Ve şu turuncu desenler var. Bunlar eski desenler. Şunları şu an bulamazsınız yani diye biliyorum. Ve bunları çok ucuza kapatıyorsunuz. 360'a kapatıyorsunuz arkadaşlar. Düşünsenize yani. Şurada 360, 363. Nereden baksanız belki 1500-1600 gümüşe bütün turuncu desenleri alıyorsunuz. AK, M4, UMP, Kar98, Scar. Ve elbise kısmı biraz daha globale göre az. Evet, ona bir şey demiyorum. Ama bence elbiseden çok şu silah desenleri olsun, kask desenleri olsun, bunlar daha güzel bence. Benim kendi görüşüm. Siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tabi buradaki en önemli olay yeni gelen M4 deseniyle Scar deseni arkadaşlar. Bunları BP ile, gümüşle de değil, çok rahat BP kasarak elde etme ihtimaliniz var gençler. Şimdi bir diğer şeye geçelim. Abi ben Japon serverında ne yapacağım? Ne diyeceğim? Japon serverında hesap açmaya değer mi? Ben globalde oynuyorum. Globalde oynuyorsun ama Japon serverında da oynayabilirsin. Ekstradan yeni bir hesap açabilirsin orada. Orayı da yavaş yavaş geliştirebilirsin. Neden dersen, bir, Japon serverında çok fazla desen, elbise olsun, bunları daha çok kolay alabiliyorsunuz. Daha fazla kasa açabilirsiniz para harcamadan bu madalyalarla. Bu arada etkinliği sakın kaçırmayın bak. Bence Japon serverını PUBG'sini şimdiden indirin. Etkinlik neredeydi? Şurada göstereyim size arkadaşlar. Günlük etkinlik. 8 gün her gün madalya verecek. Ve şu an kasalar büyük ihtimal güncelleniyor. Diğer kasalar daha güzel şeyler çıkacak. Bir tanesi bunun 30 UC yerine geçiyor. 240 UC yapar arkadaşlar. Ve şöyle bir şey. Neden Japon serverını açmalısınız bence? Japon serverını arkadaşlar globalde de oynayabiliyorsunuz. Globaldeki arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Şu an sağdaki benim global hesabım. Soldaki Japon serverındaki hesabım. Az önce istek attım. Nasıl istek atacağız? Şuradan giriyorum ben arkadaşlar Japon serverımın ID numarasını. Veyahut da Japon serverından siz globaldeki ID numarasını giriyorsunuz arkadaşlar. Direkt ana menüde çıkıyorsunuz. Mesela şimdi normal globale geçersek globalde de şu anki hali bu. Yani şurası yani biraz farklı aslında. Gidip doğu maça bile girebilirim bu şekilde. Doğu şey yapıp. Yani şurada INTV Rooster JK Japon serverı, INTV Rooster Global serverı. Ha şunu da göstereyim. Belki bilmeyen arkadaşlar olabilir. Şöyle Japon serverına geçiş yapalım tekrardan. Burada arkadaşlar maça girdiğinizde şurada Europe'u seçebiliyorsunuz zaten. Bunda da bir fark yok. Anlatabiliyor muyum? Yani çok bir şeyi yok yani. Bence benim size tavsiyem arkadaşlar Japon serverında hesap açmanız. Hepiniz için iyi olacağını düşünüyorum. Gayet de güzel olur arkadaşlar. Bu arada videomuzu arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar yarın itibariyle ayın 13'ü ile 14'ü arasında resim var mı burada? Bir dakika bakayım. Aynen. Mahallenin Delisi kanalında arkadaşlar
turnuva var. Turnuvaya da katılmayı unutmayın. Pazar günkü turnuvada Royal Pass hediye edilecek. Turnuvada birinci bitirmenize gerek yok. En fazla kill alana verilecek. Yani 3 maç atılacak. 3 maçta killerin toplamı alınacak. O şekilde de eğer siz en fazla kill aldıysanız arkadaşlar Royal Pass'ınızı alacaksınız gençler. Bu şekildeydi. Umarım video sizin için bilgilendirici olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.